Değerli konuklar, hitaplarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. En kanlı ve tehlikeli darbe girişiminden 20 gün sonra sizlerle beraber olmanın memnuniyeti içerisindeyim. Türkiye bu hain girişimi siviliyle, polisiyle, askeriyle 238 evladının şehadeti, 2197 evladının da yaralanmasıyla geride bırakmıştır. Buradan bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Milletimizi Rabbim bir daha böyle bir imtihana tabi tutmasın. Aslında biz ülke ve millet olarak darbelerle, darbe girişimleriyle, terör eylemleriyle, ihanetlerle ilk defa karşılaşmıyoruz. Sadece 93 yıllık Cumhuriyet tarihimizde dahi iki darbeye, pek çok darbe girişimine, muhtıralara, asalasından PKK'sına, DHKPC'sinden DAEŞ'ine kadar pek çok terör örgütünün eylemlerine maruz kaldık. Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, diplomatik ihanetleri, ihanet girişimlerini saymıyorum bile. Tabii burada sorulması gereken soru şu: bu ülke ve bu millet niçin bu kadar çok saldırıya maruz kalıyor? Elbette bizim dışımızdaki ülkelerin de hepsinin süt liman olduğunu, oralarda her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söylemiyorum. Her devletin, her toplumun kendine göre sıkıntıları, sancıları var. Ama biz neredeyse onların tamamının yaşadığı kadar sıkıntıyı tek başımıza göğüslemek zorunda kalıyoruz. Dikkat ediniz, bugün dünyada dış kaynaklı terör eylemlerine maruz kalan ülkeler yok mu? Var. Kendi topraklarındaki bir takım grupların yol açtığı terör sorunuyla uğraşan ülkeler yok mu? Var. Darbelere, darbe girişimlerine maruz kalan ülkeler yok mu? Var. Sığınmacı akınına uğrayan ülkeler yok mu? Var. Kendisine dünyanın önemli devletleri, kurumları tarafından verilen sözlerin tutulmadığı ülkeler yok mu? Var. Gizli açık ekonomik, sosyal, siyasi sabotajlara uğrayan ülkeler yok mu? Var. Türkiye'nin farkı bunların hepsini de eş zamanlı yaşıyor olmasıdır. Bunca tehdide aynı anda maruz kalıp da dimdik durabilmeyi, hiç şaşmadan hedeflerine doğru yürümeye devam etmeyi başaracak Türkiye'den başka ülke var mıdır? İşte onu bilmiyorum. Allah'a hamdolsun. Bir taraftan terörle mücadele ederken,
Bir diğer taraftan da bütün terör örgütlerinin ortağı durumunda olan Fethullahçı terör örgütüyle bu darbe girişimini püskürttük. Ama bunu sizlerle beraber yaptık. Bunu işte o akşam çağrımıza uyan elhamdülillah milletimizle beraber yaptık. Bu millet alnı öpülesi bir millettir. Hani şair diyor ya, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Elhamdülillah. Millet arkamızdan yürüdü. Ve bizi yalnız bırakmadı. Bir anda hepsi meydanlara, havalimanlarına doldu, doluşturdu. Ama bir farkı vardı. Neydi? Bizim milletimiz tankların altına yattı. F-16'lardan, F-4'lerden kaçmadı. Helikopterlerin o bütün mermilerine karşı göğsünü siper etti. Diyor ya, siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Benim milletim göğsünü siper etti ve bu hayasızca akını püskürttü. Çünkü onun istiklalinin de istikbalinin de sigortası imanıydı. Bunu yaptı. Değerli kardeşlerim, uzun yıllardır hep altını çiziyorum. Bu coğrafyayı 1000 yıl önce vatanımız olarak belirlediğimiz günden beri kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Şayet bu mücadeleyi bırakırsak, inanın bana hem vatansız hem devletsiz kalırız. Ben her fırsatta dikkat ederseniz bizim Rabia'mız var diyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İşte bu yalın gerçeği anlatmaya çalışıyorum. Hiç şüpheniz olmasın. 15 Temmuz bu milleti bayraksız, vatansız, devletsiz bırakma girişimidir. Çünkü bu girişimde bulunan ihanet şebekesinin ne millet diye, ne bayrak diye, ne vatan diye, ne devlet diye bir derdi yoktur. Onlar sözüm ona kendilerini dünya vatandaşı sayıyorlar. Örgütlendikleri 160 ülkenin tamamını da güya vatan kabul ediyorlar. Eninde sonunda oraları da ele geçireceklerini söyleyecek kadar bu konuda özgüven sergilemeye çalışıyorlar. Amerika'yı da ele geçirecekler ha. Öyle diyorlar. Ve bunu da oraya yerleşmek suretiyle işte bak oradan bu işi yönetiyoruz. Hava bu. Bu bakımdan sadece İtikadi olarak değil, milli olarak da sapkın bir örgütle karşı karşıyayız. Evet, 15 Temmuz'da çok şehit verdik. Çok yaralı verdik. Çok büyük tehlike yaşadık. Ama 15 Temmuz'un en büyük kazanımı milletimizin tüm fertleri ve kurumlarıyla bu ihanet şebekesinin gerçek yüzünü görmesi, maskesini indirmiş olmasıdır. Milletimiz 15 Temmuz'da sadece bu terör örgütüne değil, aynı zamanda benzer niyetlere sahip, benzer yöntemlere başvurmak isteyen herkese mesajını açık ve net bir şekilde vermiştir. Ne demiştir milletimiz? Bizim bu ülkeden başka vatanımız yoktur demiştir. Ve bu ülkemizi de bu sapıklara bırakmayacağız demiştir.
bizim bu ülkeden başka gidecek yerimiz yoktur demiştir. Milletimiz o gece köken, meşrep, parti farkı gözetmeksizin sokaklara dökülerek bizim kendi birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden başka güvenecek dalımız yoktur demiştir. Bu asla bir içe kapanma refleksi değildir. İşte dün gece TOBB'un hastanesinde 19 gündür yaralı olan ve dün gece şehadet şerbetini içen Oğuzhan kardeşimi şöyle bir ailesiyle birlikte ziyaret edeyim dedim. 23 yaşında, 1.95 boyunda bir fidan. Dünya güzeli bir fidan. Şehadetle bir başka güzelleşmiş. Ve morgda da şöyle cemalini bir göreyim istedim. İndim bir de cemalini izledim. 23 yaşında. Sol gözünden aldığı bir şarapnel parçasıyla beyni parçalanıyor. Ve o şekilde şehadet şerbetini içerek Rabbime yürüyor. Değerli kardeşlerim, bu gençleri bu yola sevk eden nedir? Allah'a olan kulluk, şehadeti olan aşk, bu vatan, bu millet, bu bayrak için yürüyüştür. Daha askerden yeni geldi. Erzurum'un Şenkaya ilçesinden bir gencimiz. Dalyan gibi maşallah. Ve baba, dedeler, hiçbirisinde de gözyaşı yok. Bende gözyaşı var, onlarda yok. Ve onlar hala nasihat ediyorlar. Kime? Bize. Bir evladı kalmış, Kadir'i. O da bu yola adanmıştır diyor Cumhurbaşkanım. Bu, dikkat edin, Şenkaya'da 20 tane devletin de verdiği imkanlarla hayvan besleyen bir ailenin, emekli bir ailenin evladıydı. Yarın defnedecekler. Rabbim şehadet makamında sevgili peygamberimize komşu eylesin. Bu iman başka bir şey. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Ve şu külliyede 5 şehidimiz vardı, 6.'sı da Oğuzhan oldu. O da orada şehit oldu. Düşünebiliyor musunuz ya? Zerre kadar insanlıktan nasibini almış olan birileri bombayı gelir de şu külliyenin önünde elinde bayraktan başka silahı olmayan insanların üzerine yağdırabilir mi? Onların elinde silah yoktu. Tek silahları imanlarıydı, bayraklarıydı. Ve bomba yağdırdılar. Ve bir hanım kardeşimizin başı vücudundan ayrıldı ve şuradaki kongre merkezimizin çatısına uçtu. Bunları yaşattılar bize. Şimdi ben daha önce tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet dediğim, öyle tanımladığım bu takıma birileri cemaat diyor. Bunların cemaatle memaatle alakası yok. O diğer cemaatlere hakaret olur. Bunlar tam bir terör örgütüdür. Değerli kardeşlerim, ve bu terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü bu ülkede ne yazık ki aileleri birbirinden ayırdı. Anayı kocasından, evladından ayırdı. Aynı şekilde babayı. Bu hale getirdiler. Hatırlarsanız bunları ben hep haşhaşi diye andım.
Bunlar Hasan Sebbah'ın izinden gidenler. Bunlar orayı takip edenler. Onların da çok zeki, iyi yetişmiş kadroları vardı. Bunların da iyi yetişmiş, çok zeki kadroları var. Şeytan da çok iyi yetişmişti. Ve meleklerin içerisinde en alimiydi. Ama Allah'a ilk isyan eden kim oldu? O oldu. Ne dedi? Onları topraktan, beni ise ateşten yarattın dedi. Ben daha kıymetliyim dedi. Ve ilk isyan eden oldu. Bunlar Allah'ı istismar ederek milleti aldattılar. İlmi istismar ederek milleti aldattılar. Ve milleti işte himmet diyerek soydular, soğana çevirdiler. Şimdi her şey meydana çıkıyor. Daha çok şeyler çıkacak. Değerli kardeşlerim, daha noktayı koymuş değiliz ha. Bu bir virgüldür. Daha devam ediyor bu. Rehavet yok, gevşemek yok, kararlı bir şekilde bu süreci devam ettirmek durumundayız. Çünkü bu kanser hücresi farklı. Bu virüs her yere sirayet etmiş vaziyette. Bunu tamamıyla temizlemek durumundayız. Ki temizledikten sonra o zaten ilan edilir. Mevlana Hazretleri'nin pergel benzetmesinde olduğu gibi bir ayağımızı Anadolu'ya sıkı sıkıya basma, diğeriyle tüm dünyayı dolaşma, tüm mağdurlara, mazlumlara, gariplere sahip çıkma iradesinin ifadesi olarak ortadayız. Türkiye'ye sıkı sıkıya sahip çıkamazsak, diğer iddialarımızı, diğer hedeflerimizi, diğer projelerimizi zaten hayata geçiremeyiz. Onun için meydanı ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne DAEŞ'e, ne de başka terör örgütlerine, ihanet çetelerine asla bırakmayacağız. İstiklal Marşımızda ifade edildiği gibi, yurdumuzun üzerinde tüten en son ocak sönmeden kimsenin bu bayrağı indirmeye, bu milleti esir almaya, esir etmeye, bu vatanı işgal etmeye gücü yetmez. Ecdadımız yüreği, bileği, kanı ve canı pahasına bu vatanı bize emanet etti. Biz de 15 Temmuz'da aynı bedeli ödeyerek ülkemizi gelecek nesillere bırakma kararında olduğumuzu gösterdik. Milletimle tekrar ediyorum, iftihar ediyorum. Bu millet birliğini, beraberliğini muhafaza ettiği sürece Allah'ın izniyle Türkiye'nin önünde kimse duramaz. Şimdi pazar günü biliyorsunuz İstanbul'da Yeni Kapı Meydanı'nda Cumhurbaşkanlığı olarak bir büyükçe demokrasi ve şehitler mitingi düzenledik. Bütün milletimiz buna davetli. Parti şu bu filan ayrımı yapmaksızın. Onun için de ben başta parlamento başkanımız İsmail Bey olmak üzere bunun yanında AK Parti Genel Başkanı'na, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanları'na da birer davet çıkardım. Çünkü bu milli birliğimizin ifadesi olmak üzere mesajlarımızı orada birlikte verelim istedim. Ve demokrasi ve şehitler mitingi olduğu için bu anlamlı. Ve oraya Türk bayrağından başka bayrak asla gelmesin istedim.
Yani orada bayrağımızın dışında herhangi bir parti bayrağı, sendika, şu bu, hiçbir bayrak orada o gün istemiyoruz. Orada sadece bizim kendi Türk bayrağımız olsun. Meydanı tamamıyla onunla dolduralım. Ama bu arada hep alışkanlığımızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağımız, Azerbaycan gibi, onlar zaten bizim aile fertlerimizdir. Onlar orada dalgalanabilir. Onda bir şüphemiz yok. Ve şu ana kadar Sayın Bahçeli'nin bu davete icabetini haberini aldık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben tabii aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun da orada olmasını istiyorum. Onlar da bir heyetle katılacaklarını şu anda açıklamış durumdalar. Öyle zannediyorum ki durumu tekrar gözden geçirir ve onlar da pazar günü Yenikapı'da olma kararını verirler. Değerli kardeşlerim, FETÖ ihanet şebekesinin 17-25 Aralık'la birlikte adliye ve emniyet başta olmak üzere bürokrasideki gücünü kırma yönünde ciddi adımlar attık. Atmayı da sürdürüyoruz. 15 Temmuz'la birlikte bu sinsi örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki yapılanması da deşifre olmaya başladı. Şu anda yakalananlar buzdağının görünen yüzü. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Şüphesiz bu örgütün bir de iş dünyası ayağı var. En güçlü oldukları yer belki de orası. Çünkü kuraldır. Finansı olmayan hiçbir proje başarıya ulaşamaz. Bu eli kanlı örgütün iş dünyası içindeki tüm bağlantılarını, tüm düzenini, tüm akarlarını tamamen kesmekte kararlıyız. Kimsenin gözünün yaşına bakacak durumumuz yok. Acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Biz bunlara hep ne yazık ki ya bunlar eğitimle uğraşıyorlar. İşte bunlar şöyledir, böyledir. Bu anlayışla yaklaştık ve destekler verdik. Dün de söyledim din şurasında. Rabbimden ben de af diliyorum dedim. Milletimden özür diliyorum dedim. Çünkü burada hata yapmışız. Olaya biz tabii samimi niyetle baktık. Ama ne yazık ki karşımızdakilerden bunu görmedik. Eğer bundan sonra biz bu dediğim adımları atmazsak şehitlerimize, gazilerimize canları pahasına silahların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına çıkan milletimize hesap veremeyiz. FETÖ terör örgütüne aktarılan her kuruş bu millete sıkılmak üzere namluya sürülmüş bir mermidir. Millete kurşun sıkanı nasıl affetmiyorsak o kurşunu finanse edeni de affetmeyeceğiz. Geldiğimiz yer itibariyle artık bu yapının her okulu, her dershanesi, her evi birer terör yuvası, her şirketi, her derneği, her vakfı birer terör organizasyonudur. Bu hain yapıyla ve mensuplarıyla ilgili olarak hala ama fakat diye başlayan cümleler kurmayı sürdürenler benim indimde gönlü onlarla birlikte olanlardır. Şu gerçekleri artık herkes kabul etmelidir. Bu adamlar katildir.
Çünkü ellerine masumların kanı bulaşmıştır. Bu adamlar riyakardır. Çünkü iki yüzlülük karakterleri haline dönüşmüştür. Bu adamlar sinsidir. Çünkü her işlerinin, her sözlerinin gerisinde başka niyet vardır. Bu adamlar hırsızdır. Çünkü sınav sorularını çalarak, usulsüz atamalar yaparak milyonlarca insanın geleceğini çalmışlardır. Silahlı kuvvetleri böyle ele geçirmişlerdir. Emniyet teşkilatımızı böyle ele geçirmişlerdir. Yargıyı böyle ele geçirmişlerdir. Devletin kurumlarını böyle ele geçirmişlerdir. Bu adamlar gaspçıdır. Çünkü iş adamlarından ve esnaftan tehditle, şantajla, himmet adı altında çok büyük paralar toplamışlardır. Belki aramızda da bunun muhatabı olanlar vardır. Bu adamlar haindir. Çünkü dünyanın her köşesinde kendi ülkelerini, kendi milletini karalamak için çalışmaktadırlar. Bu adamlar maşadır. Çünkü yaptıkları işlerin kahir ekseriyeti kendilerinden ziyade başka birilerine, her zaman söylüyorum ya, üst akla hizmet etmeye yöneliktir. Yoksa o Pensilvanya'daki üst akıl değil ha. O kadar kafası çalışmaz. Üst akıl başka. Üst akıl başka. Ne demek istediğimi herhalde anlıyorsunuz. Ve bu adamlar fasıktır. Çünkü yüce dinimizi sadece istismar etmekte kalmamış, aynı zamanda kendi örgüt çıkarları için tahrif etmeye yeltenmişlerdir. Şimdi soruyorum sizlere, bu ihanet şebekesinin ve mensuplarının arkasında durmak için aklı, izanı, vicdanı, ahlakı, imanı olan herhangi bir kişinin nasıl bir sebebi olabilir? Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz onlarca defa ne diyor? Biz insanlara akletmez misiniz diye soruyor. Düşünmez misiniz diye soruyor. Ben de sizlere soruyorum. Karşımızdaki bu açık fotoğrafa rağmen aklını kullanmayan aynı ihanete ortak olmaz mı? Yaşananlardan ders almadıkları gibi hala şu günü bekleyin, bu günü bekleyin diye hezeyanlarıyla kendi taraftarlarına moral vermeye, milleti tehdit etmeye çalışıyorlar. Şimdi de ne diyorlar? 14 Ağustos'u bekleyin. Biz namert değiliz, biz merdiz, mert. Diyeceğim diyeceğim. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, biz seferle emrolunduk. Zaferle değil. Zafer hakimler hakimi olan Allah'a aittir. Biz onu yapalım. Biz şu anda seferdeyiz. Kardeşlerim, alçaklık bir karakter meselesidir. Zaman ve mekan sınırı taşımaz. Şahsiyetiniz kirlenmişse günün 24 saati, yılın 365 günü ihanetinizi dışa vurabilirsiniz. Attıkları her adım onları içinde bulundukları foseptik çukurunda biraz daha aşağıya çekiyor ve daha da çekecek. Yedikleri her darbe onların çirkin yüzünü daha da ifşa edecek. Daha neler çıkacak? Öyle aldı. Milletimiz onların boylarının ölçüsünü aldı. Ölçtük. Bu
boyları ne kadar belli. Şairin dediği gibi kaderin üstündeki kader onlar için hükmünü verdi. Artık ne yapsalar, ne söyleseler, ne tehditler savursalar boş. Biz önlemlerimizi almaya mutlaka devam edeceğiz. Ama şundan emin olun. Rabbimin ve milletin hükmünden daha büyük bir tedbir yoktur. Birileri diyor ki bu bir inanç meselesidir. Taşa, ağaca, hayvana, elleriyle yaptığı puta tapan da kendi dünyasında samimi olarak inanıyor. Öyle mi? Hani Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam döneminde Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam o putları kırıyor filan. Geliyorlar bakıyorlar kırılmış. Birisinin boynunda da balta duruyor. Ve kim kırdı? Araştırıyorlar filan. Olsa olsa İbrahim diyor. Çağırıyorlar Hazreti İbrahim'i. Soruyorlar. İbrahim sen mi kırdın? Bana niye soruyorsunuz diyor. Sorsanıza boynunda balta olana. Gözü yok mu? Size kimin olduğunu söylesin. Dili yok mu? Size söylesin. Diyorlar ki ama o konuşamaz ki. O anlatamaz ki. Ve verilen cevap enteresandır. Görmeyen, anlatamayan, hiçbir şeye gücü kudreti yetmeyen bir taş yığınından ne bekliyorsunuz diyor. Ona nasıl tapınırsınız diyor. Şimdi çıkıyorlar sıkılmadan, utanmadan. Güya önünde de bakıyorsun bir kariyeri var. O bize şah damarından daha yakın diyor. Kim için diyor? Pensilvanya'daki için. Ve dangalak ve şarlatan. Allah ayetinde ne buyuruyor? Ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Bize şah damarından yakın olan Rabbimizdir. Başka kimse yok. Ve bu bir şirktir. Bu bir küfürdür. Niye? Çünkü Pensilvanya'yı tanrılaştırıyorsun. Öbür ifadeyi kullanmak istemiyorum. Onların diliyle olsun. Kelimeyi bile seçerken dikkatli seçmemiz lazım. FETÖ ihanet şebekesinin mensupları sadece ve sadece Pensilvanya'daki şarlatana inanıyor, hayatlarını onun için yaşıyorlar. Dünyalarıyla birlikte ahiretlerini de yaktıklarının farkında değiller. Bizim inanç dünyamızda bu anlayışın en küçük bir ortak noktası yoktur. Dün söylemeyi unuttum. Bugün buradan söyleyeceğim. O da şu. Sözde kitaplar yazıyormuş. Sözde eserleri varmış. Artık ne tür intihaller yapıldığını bilemem. Ama çok intihaller olduğu belli. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanımızı da bir ara söyledim. Dedim, bunun sözde eserlerini Din İşleri Yüksek Kurulumuza verin de bunları şöyle A'dan Z'ye bir incelesinler, inceletsinler. Ve bu kitapların içinde birçok bizim dinimizle bağdaşmayan ifadeler var. Ve ondan sonra da FETÖ'nün Günah Galerisi diye bir kitabı siz yayınlayın. Ve burada bütün gerçekler ortaya serilir. Bunun en ideali Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bu çalışmayı yapmasıdır. Bunu bekliyoruz. Ki şöyle efradını cami ayarını mani bir eser ortaya çıksın. Burada tabii benim iş adamlarımızdan da özel bir ricam var. İçinizde veya çevrenizde hala bu gafletten uyanamayan varsa müsamahayı, merhameti, hüsnü niyeti bir kenara bırakın. Derhal onları adalete teslim edin. Bak bu kadar açık konuşuyor.
Bu yakınınız da olabilir, bak söyleyeyim. Çünkü bu süreç içerisinde ne yazık ki kardeş kardeşi var, oğlu var, savunuyor. Yok ya diyor, benim kardeşimin bunlarla alakası yok. Oğlumun bunlarla alakası yok. Ya Hazreti Nuh Aleyhisselam'a gelen uyarıyı bilmiyor musunuz? Eşini de çocuklarını da bırak ya Nuh diyor. Onlar senden değil. Sen sana inananlarla beraber gemiye bin ve bunlardan kurtul. Şimdi bizim de burada hassas olmamız lazım. Çünkü 79 milyon vatandaşımızın, 238 şehidimizin, 2197 gazimizin, evet, inanın vebalidir. Değerli kardeşlerim, odalarımız ve borsalarımız tarihimizdeki ahilik geleneğimizin bugünkü temsilcileridir. Ahi sadece işini yapan, üreten, sanatını icra eden kişi değildir. Ahi aynı zamanda yeri geldiğinde ülkesi ve milleti için malıyla, canıyla, yüreğiyle mücadele eden, geleceği de inşa eden kişidir. Ahi budur. Esnafımızın, sanatkarımızın, iş adamlarımızın 15 Temmuz'da gösterdikleri güçlü duruşu, verdikleri mücadeleyi yakından biliyorum. Darbe girişiminin gerisindeki amaçlardan birinin de Türkiye'nin tüm birikimlerini yok etmek, birilerine peşkeş çekmek olduğunun hep birlikte çok iyi farkındayız. Çünkü bu oyun defalarca oynandı. Biz bunun bedelini defalarca ödedik. Bu defa da başaramadılar. Şimdi artık kazanımlarımızı koruma değil, daha çok çalışma, daha çok üretme, daha çok ihraç etme, daha çok istihdam etme, daha çok dünyayı dolaşma zamanıdır. Daha çok koşacağız. Gördüğünüz gibi yaşanan darbe girişimine rağmen ekonomimiz çok sınırlı ve kısa sürede telafi edilen bir dalgalanma dışında yolunda ilerlemeye hamdolsun devam ediyor. Batı başka şeyler bekliyordu. Zil takıp oynayacaklar da. Ama Rabbim onlara bu fırsatı vermedi. Zilleri de ellerinde kaldı ve oturdukları yerde kaldı. Değerli kardeşlerim, bu millete şükranımızı, teşekkürümüzü, minnetimizi en güzel ekonomiyi sürekli ileriye taşıyarak, refahı sürekli artırarak ifade edebiliriz. Bunun için sizlere çok önemli görevler düşüyor. Oda ve borsa başkanlarımız, iş adamlarımız, bizim en çok bir araya geldiğimiz, en çok istişare ettiğimiz kesimdir. İşte bugün de tarihimizin en kritik günlerinin hemen ardından bir araya geldiğimiz ve dün evvelsi gün sağ olsun Sayın Hisarcıklı uluslararası camianın Türkiye'deki en üst düzey yöneticilerini davet etmek suretiyle bu salonda onlarla bir araya geldik. Onlara hitap ettik. Ve yatırımlarını daha da artırma, hızlandırma içerisinde kendilerine çağrıda bulunduk. Ve öyle zannediyorum ki buradan farklı bir heyecanla ayrıldılar. Temenni ediyorum ki yapacakları yatırımlarla, ki birçoğu açılış törenlerine davet etti, demek ki devam eden yatırımları var. Bunlar bizi tabii ki sevindiren şeyler. Ve bu yatırımlarla birlikte yeni yatırımlar noktasında da müjdeler bekliyoruz. Küresel krizin derinlemesine yaşandığı 2007 yılından bu yana 7,3 milyon yeni istihdam üreten bir ekonomik başarının sahipleri olarak sizlere güveniyorum.
Ülkemizin ekonomik göstergelerinde hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yoktur. Kamu borçlanmalarının vadesi 2002 yılından bugüne küsuratla konuşmayayım, 9,5 aydan 71 aya çıktı. Borçlanma faizi %63'ten Haziran ayı itibariyle %9,3'e geriledi. Darbe girişimine rağmen uluslararası finansman konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Tam tersine 15 Temmuz'dan sonraki borçlanma ihalelerine dahi beklenenin çok üzerinde talep geliyor. Merkez Bankası'ndaki döviz rezervimiz azalmak şöyle dursun, artarak 125 milyar doların üzerine çıktı. Geçen bir konuşmamda da söyledim. Bu rakam yetmez. Bizim süratle ilk etapta hedefimiz 165 milyar dolara Merkez Bankamızın ulaşması. Döviz rezervini buraya çıkarmamız lazım. Milletimiz ihanetin sadece askeri ve siyasi yönünü değil, ekonomik yönünü de deşifre ettiği için darbe girişiminin ardından döviz almak için değil, döviz satmak için bankalara hücum etti. Bu millet ne büyük millet ya. Bu millet ne büyük millet. Daha ertesi gün 2,5 milyar dolar piyasaya boca ettiler. Hemen ertesi gün. Niye? Devletine güveniyor. Eskiden OHAL ilan edildiği zaman marketler boşaltılırdı. Herkes evine stoklama yapardı. Hatırlayın. Şimdi böyle bir şey var mı? Tam aksine. OHAL ilan edildi, millet sokaklarda, meydanlarda sabahlara kadar. Kimse de öyle marketleri boşaltalım, bilmem ne yapalım, böyle bir dertte değil. Hayat normalin üstünde normal. Olumlu istikamette anormal. Böyle bir durum yaşıyoruz. Herkes evinde neyi var neyi yok getiriyor. İşte burada külliyenin önünde çadırlar kurulmuş. Oralarda her akşam adeta Ramazan geceleri gibi. Aynen devam ediyor. Kızılay Meydanı hakeza öyle. İstanbul öyle. Erzurum öyle. Diyarbakır, Van, Batman öyle. Nereye giderseniz gidin. Türkiye'nin dört bir yanı öyle. İzmir'de konak her gece öyle. Her yer. Eyvallah. 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 Karadeniz'e bakıyorsun, Rize'si, Trabzon'u, Samsun'u öyle. Akdeniz'e bakıyorsun, Antalya, Adana'sı öyle. Tekirdağ öyle, Edirne öyle, her yer öyle. Bak. Bak. Mardin'i unutmayalım, Kahramanmaraş'ı unutmayalım diyor. 81 vilayetimizin 81'i öyle. Bakın 15 Temmuz'dan bu yana dövizden Türk lirasına geçişte ortaya çıkan rakam ne oldu biliyor musunuz? 10 milyar doları buldu. Enflasyonda küçük bir yükselme görülmesine rağmen olayın çapıyla mukayese ettiğimizde bunun geçici bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen 12 aylık enflasyon TÜFE'de %7,9, ÜFE'de 3,9 olarak makul bir düzeyde gerçekleşti. Hükümetimiz gerekli tedbirleri alarak özellikle piyasanın likidite ihtiyacını karşılayacak adımları atarak, zaten öyle bir sorunumuz yok, bu süreci ekonomi alanında da başarılı bir şekilde yönetmiştir. Ekonomide yapısal reformlar kesintisiz sürecektir. Ülkemizi üst gelir düzeyine yükseltecek ve uluslararası rekabet gücümüzü artıracak adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Buradan geçenlerde Gyoder bir açıklama yaptı. Aynı şekilde
Emlak Konut bir açıklama yaptı. Ben de şimdi bir açıklama yapıyorum. Diyorum ki konut alımlarında özellikle devlet ve özel sektör bankaları lütfen şu faiz oranlarını yıllık şöyle 9'a doğru çekiversinler. Ya kaybetmezsiniz ya. Dur bakalım, bir sinyaller geliyor. Onu zaten söyledim, hep söylüyorum. Ve şimdi asıl bu dönemdir asıl olan. Burada eğer yıllık faiz oranlarının şöyle onun altında tek haneli rakamlara, sanayicilerimiz için ise orada rakam vermeyeyim, rahatsız etmeyeyim pek fazla. Bir defa oranları çok daha aşağıya çekip sürümden kazanmalarını isteriz. Çünkü hangi banka kendi öz sermayesiyle çalışıyor ya? Hepsi milletin parasıyla çalışıyor. Hepsi. Böyle bir adım var. Dolayısıyla sürümden kazan. İşte dünyaya bak ya. Japonya eksi faiz. Amerika'ya geliyorsun, bakıyorsun sıfır virgüllerle çalışıyor. Avrupa'ya geliyorsun işte 1-2 buralarda çalışıyor. Bize ne oluyor arkadaş ya? 8,5, 9, 10 komisyonlarını falan koyduğun zaman 15-16 buralara gidiyor. Olmaz ya, bu zulümdür, zulüm. Olmaz. Dün Emlak Konut'a sordum. Ne alemde dedim. Verdiği cevap çok enteresandı. Şu anda dedi, yoğun bir konut satışımız var dedi. Ve 600 milyon girişi olan bir konut satışı yapmış. Bak, demek ki biraz düşürünce o kendinden bazı indirimler yaptı ve bu indirimlerle de hemen konut satışları patladı. Geçen Gyoder bir açıklama yaptı. İnanıyorum ki artış devam edecekti. Bu ne yapacak? İnşaat sektörünü bir defa tetikleyecek. Ellerindeki konutları bir an önce çıkarma imkanını, satma imkanını yakalayacaklar. Ve biliyorsunuz bizim bir de başbakanlığım döneminden başlattığımız özellikle bu şehirlerin yeniden planlamasına yönelik atılan adımlarda da bu işi süratlendirmemiz gerekiyor. Ve tabii inşaat sektörünün hedefinde çok önemli bir defa sektörler var. Ortalama en az 300 sektörü ne yapıyor? İlgilendiriyor. Hepsinde bir hareketlenme olacak. Öyleyse bu konuda tabii Sayın Başkan ve ekibi bütün o sektörlerin STK'larıyla bu görüşmeleri daha da hızlandırıp finans sektörüyle ben de görüşüyorum, sizler de görüşmek suretiyle, başta devlet bankaları olmak üzere hepsiyle bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bu adımları atmış olacağız. Yatırım ortamını iyileştirmek için gereken hukuki düzenlemeler, bürokrasinin azaltılması, vergi sisteminin etkinleştirilmesi, bir takım süreçlerin basitleştirilmesi gibi tedbirleri kısa sürede hayata geçireceğiz. Artık bu ülkenin kaynakları, imkanları, potansiyeli hiç kimsenin değil, sadece ve sadece milletimizin hizmetinde olacak. Bu noktada özellikle sizlerin de gereken çabayı göstereceğinize, devletimiz de el ele vererek Türkiye'yi büyütecek, ekonomimizi daha da güçlendirecek adımları atacağınıza yürekten inanıyorum.
Değerli kardeşlerim, tabii bir OHAL ilan ettik. OHAL'i niye ilan ettik? Şimdi birileri bakıyorsunuz sağdan soldan karşı çıkanlar oluyor. Bakın Fransa'da basit bir terör olayı oldu. 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi neyse öldü. Bir darbe girişimi değil, terör. Dünyanın birçok yerinde var. Ve önce 3 ay olağanüstü hal ilan ettiler. Yetmedi, arkadan bir 3 ay daha ilan ettiler. 3. defa 6 ay ilan ettiler. Şimdi orada böylece 1 yıllık bir olağanüstü hal ilan edilmiş oldu. Biz şimdi 3 aylık bir olağanüstü hal ilan ettik diye bazı kesimler bundan rahatsız oldu. Kardeşlerim, bir defa biz devleti yeniden yapılandırmaya mecburuz. Bunun için de A'dan Z'ye, tepeden tırnağa yapılanmayı elden geçirmeye, gözden geçirmeye mecburuz. 14 yıllık başbakan ve cumhurbaşkanlığım döneminde edindiğim ciddi deneyimler, ciddi tecrübeler ve yaptığımız çalışmalar var. Biz dersimizi iyi çalıştık. Birçok bakan arkadaşlarım, başta başbakan olmak üzere, kabinede olan arkadaşlarım, birçoğu kendi alanlarında ciddi deneyim sahibi oldular bu süreç içerisinde. Ders çalıştık. Nerede ne gibi açıklar var, nerede ne gibi aksamalar var, bunları gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu aksamaların giderilmesi lazım. Bana hep sizden de şikayetler gelirdi. Rıfat Bey de bunları iyi bilir. Neydi? Diyelim ki bir işçiden memnun değilsin. Öyle mi? Kapıya koyuyorsun. İhbar tazminatını veriyorsun. Kıdem tazminatını veriyorsun. Gidiyor iş mahkemesine. Tekrar geri gönderilip bu defa bir de çok farklı bir ikramiye ödemek suretiyle almak zorunda kalıyorsun. Öyle mi? Bunlar yaşandı mı? Şimdi bunları bizim gözden geçirmemiz, gerek özel sektörün, gerek devletin bu anlayıştan kurtulması gerekmez mi? Yani bir insan eğer çalıştığı kuruma ihanet içerisindeyse, faydalı değilse, çalışmıyorsa, ya biz bu insanı sırtımızda taşımaya mecbur muyuz? Değiliz. Bak tekme tokat kapıya koyalım demiyorum. İhbar tazminatını verirsin, kıdem tazminatını verirsin, başının çaresine bak dersin. Söylediğimiz bu. Hukuk da bunu amir. Ben ekonomi okudum. İş hukuku okudum. Bunları biliyoruz. Ama kalkıp devletin malı deniz yemeyen domuz. Girdin mi içeri, ölene kadar kal orada. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. Şimdi bunlardan devleti arındırma zamanıdır. Tüm sektörleri arındırma zamanıdır. Onun için bu yasal düzenleme tabii anayasa değişikliği gerektiriyor. Ve bu konuda ben muhalefet liderleriyle yaptığım görüşmede de kendilerine söyledim. Yani anayasa değişikliğiyle ilgili azami müşterekleri konuşmuyoruz. Ama asgari müştereklerde şöyle milletin önemli dertleri var. Hiç olmazsa bunlarda madde sayısı vermedik. Ama oturun bir araya gelip hemen süratle şunları parlamentoda hallederseniz ülke rahatlar. Devlet, millet rahatlar. Çünkü devletin yeniden yapılanması şart. Ve bu sadece orada değil, her yerde öyle. Üniversitelerimiz, liselerimiz, buralarda aynı sıkıntılar var, benzer sıkıntılar var. Sağlık sektöründe benzer sıkıntılar var. Bunları aşmamız gerekiyor. Ve bütün bunlarla beraber ihalede vesaire buralarda sıkıntılar var. Aynı değişik şekilde değerli kardeşlerim, silahlı kuvvetlerimizin yeniden yapılanması. Burada da yine süratle atılması gereken adımlar var. Ben dünyayı incelettim.
Amerika'sı, Rusya'sı, Avrupa'sı hepsini incelettim. Bunlar üzerinde çalışmalar yaptırdım. Ta başbakanlığım döneminde. Ve nerede, ne gibi başarılı uygulamalar var bunları gördük. Ha, hatalar olmaz mı olur? Eksikler olmaz mı olur? Bunları da zaman içerisinde gideririz. Ama biz hala 50'li yılların yasalarıyla bu ülkeyi idare edemeyiz. Edemeyiz. Ve darbe yasalarıyla bu ülkeyi idare edemeyiz. İşte şu anda benim başbakanlığımda başlatılan anayasa çalışmalarında 60-62 madde görüşülmüştü. Hepsi onay vermişlerdi. Ama maalesef o mutabık kalınan maddeler bile parlamentodan geçirilemedi. Şimdi diyoruz ki ya o olmadı. Hadi bunu inşallah şöyle bir gelin asgari müşterekte 10 mu olur, 15 mi olur, 20 madde mi olur? Gelin bunları hemen şöyle görüşüp bir geçirelim. Şu olağanüstü hal döneminde de diğer yapacağınız bu önemli yasa değişiklikleriyle şöyle devleti çok daha güçlü bir hale getirecek omurgayı kuralım. Ve bu omurganın güçlü olması inanıyorum ki milletimizin, devletimizin geleceğe çok daha emin adımlarla yürümesini getirecektir. Ve bu konuda şu anda Sayın Başbakan'ın yaptığı ziyaretlerle de öyle zannediyorum ki ilk sinyaller olumlu. Bu görüşmelerden şu anda her parti vereceği elemanlarıyla güzel bir çalışma olur. Ha, yeni anayasa meselesi o ayrı bir mesele. Ama şu anda biz oksijen çadırından inşallah şu yapıyı bir çıkaralım. Ben bu süre içerisinde özellikle bütün emeği geçen kardeşlerimi, bütün sivil toplum kuruluşlarımı takdirle yad ediyorum. Hepsine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne teşrifiniz için bir kez daha her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Temsilcileri olduğunuz odalarımızdaki, borsalarımızdaki tüm kardeşlerimize selamlarımı, şükranlarımı iletmenizi rica ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.